Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Fitbit Versa 2 akıllı saati kutusundan çıkartıyoruz. Bize test için gönderilen bir akıllı saat. Bilmeyenler için söylemekte fayda var. Fitbit aslında akıllı saatleri ilk çıkartan markalardan bir tanesi. Neredeyse aslında Fitbit ismi akıllı saatlerle anılan bir ürün. Üzerinde kutun görüyorsunuz. Numaracı satılamaz diyor. Black Classic Band Karbon Alüminyum Case diyor. Yani siyah bir kayıştan bahsediyor. Ve karbon alüminyum bir kasamızın olduğunu söylüyor. Amazon Alexa uyumlu bu ürün. İlginç de bir ürün. 724 kalp atışını takip edebiliyor. Uygulama yükleyebiliyorsunuz ama sınırlı belli uygulamalar var. Uyku takibini yapabiliyor ve 4 güne kadar pil ömrü olduğu söyleniyor kutusunda. Bazı yerlerde 6 gün bilgisini gördüm ben ama 6 gün biraz zor gibi geliyor. 4 gün kutusunda yazıyor. Bazı yerlerde 5 de yazıyor. Ama kutudakini dikkate alırsak 4 gün olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle her tarafında bir şeyler yazıyor. Bize de söylediğim gibi daha önce sıfır ürün gönderildiği zaman biz mutlaka kutusunu bu şekilde böyle açıyoruz. Dikkatlice açalım. Şuradan. Evet, kutuyu açtık sanırım. Fitbit'i bilmeyenler için söylemekte fayda var. Az önce de belirttiğim gibi aslında akıllı saatlerin babası diyebileceğimiz bir marka. Akıllı saat deyince aslında bu marka akla geliyordu. Yakın zamana kadar tabi Apple Watch var artık. İşte Huawei'nin telefon saatleri var. Honor'ın saati var. Bir sürü markanın da var ama Türkiye'de en çok bilinenler işte Huawei Watch GT. Huawei Watch GT 2 biz onu test ettik biliyorsunuz. Şimdi yukarıdan linkini koyacağım oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda onun bir benzeri olan Honor Magic Watch 2'yi de test ettik. Onun linkini de şimdi yukarıdan koyacağım. Merak edenler o saatlerde bakabilir. Şimdi saatimize kutusunu açtık. Şöyle şeffaf bir şeyimiz var. Bayağı sık yapıştırmışlar. Çıkartalım. Şöyle kenara koyduk. Bu şekilde. Amazon Alexa desteği olduğunu söylemiştim. Uyku ve nabız takibi yapabiliyor. Spotify kontrolü var. Uygulama yükleyebiliyorsunuz. Popüler bazı uygulamalar da var. Yine bu üründe 50 metreye kadar su geçirmiyor. Şu anda görüyorsunuz siyah kayışla beraber geliyor. Apple Watch'a da biraz benziyor gibi sanki bence. Yani en azından 38 mm sanki benziyor gibi. NFC özelliği var bu üründe bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Şöyle gösterelim. NFC özelliği de bütünleşik olarak var. Bu Türkiye'de kullanılmasa da bir ödeme e, mantığı var, uygulaması var. Onunla kullanabiliyorsunuz ama Türkiye'de kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Lityum polimer bir pilimiz var. Bluetooth 4.0 özelliği var ve 15'ten fazla temel egzersiz modunun olduğunu söyleyelim. Yine akıllı saatlerde olduğu gibi kadran değiştirme vesaire gibi özelliklerde bulunuyor. Bu şekilde güzel bir saat. Açalım bir taraftan. Bir, bir taraftan da kutu içeriğine göz atayım. Şöyle basınca açılıyor olması lazım ama. Şarjı var mı emin değilim. Şu an açılıyor. Saatimiz açılırken biz kutu içerisindeki diğer şeylere bir bakalım neler varmış. Şurada uzun bir tane daha. Tek bir tarafınki Apple Watch'ta olduğu gibi bir kayış çıkıyor. Şuradan takma mekanizması var. Bunu koyalım. Bu nedir bu bakalım. Şarj kablosu olması lazım öyle tahmin ediyorum. Evet. Şarj kablomuz bu şekilde. Saati içine koyuyoruz. USB'den bağlanan bir kablo ve mekanizması var. Bunun dışında işte burayı kaldırırsak ürünle ilgili kullanım kılavuzları vesaire varmış. Alt kısımda onu görüyoruz. Şöyle. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Yani bir tane uzun kılıf çıkıyor. Apple Watch'ta olduğu gibi bir adet şarj aksesuarı hem kablosu da üzerinde zaten. Şunları yerine koyalım. Bunun dışında da başka bir şey yok. Evet kalmasın. Bazen kalıyor böyle bir şeyler kutunun içinde. Şöyle de kapatalım şurayı. Saatimiz de açıldı bu arada. Ne diyor? Çince, Japonca bir şeyler yazıyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. To start downloading the Fitbit app diyor. Uygulamayı yüklememiz lazım. Birazdan biz bunu yükleriz. Hatta ben telefonumu da yükleyeyim isterseniz. Bu arada ürünün fiyatından da bahsedeyim isterseniz. Bazen soruyorsunuz. 1699 TL. Biz bu kutu açılımını yaptığımız tarihte akıllı saatin fiyatı bu şekildeydi. Şöyle şimdi çıkarayım. Honor Magic Watch 2 var bileğimde. Onu çıkaralım. Yerine bunu takalım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada saat Klasik bir saat kayışı gibi bir kayışımız var. Apple Watch gibi değil yani. Apple'da biraz daha farklı malum. Bileğimde nasıl duracak onu göstereyim sizlere. Bu arada bu da bayağı kısaymış yalnız benim bileğim için. Belki uzun takmam gerekebilir. Bir ara yaparım o işi de. Bu şekilde. Şu an gayet şık duruyor. İsterseniz bir gerekli ayarları da yapayım telefonumun üzerinden. Bunu da şuradan açalım. Uygulama yüklenirken ben de bir taraftan saatin şarj istasyonunu koyayım. Şöyle bir kıskaçlı bir sistem var. Şu an görüyorsunuz. Şöyle içine yerleştirip bunu da USB'den herhangi bir işte power adaptörüne veya bir harici pile falan bağlarsanız burada hemen şarj olmaya başlıyor. Güzel. Şirin bir sistem yani. Bu hani kaydı kaymadı manyetik falan değil bildiğiniz mekanik bir kıskaç sistemi var. Şöyle. Bu iyi olmuş bence. Fitbit uygulamasını bir üyelik yardımıyla giriş yapıyorsunuz. Zor bir işlem değil. Girdikten sonra bir cihaz eşleştirmeniz gerekiyor. Ben şimdi cihazımı eşleştireyim. Hangi cihaz olduğunu soracak. Versa 2'yi seçiyorum. Setup diyorum. Bu arada uygulamalar yükleniyor. Şu anda arka tarafta görüyorsunuz telefondan yüklenirken FitBit'in ekranında da şu anda gördüğünüz gibi işte %50'si yüklenmiş ama ekranda tam %50'sini göstermiyor. Yani telefonda %50'sini gösterirken şu anda ekranda %30, %40 gibi gösteriyor. Bir yüklenme payı ekranda var şu anda. Şu anda bütün uygulamalar yüklendi ve install aşamasına geçti. Şu anda ekranı açamıyorum galiba ama. Evet yeniden başlıyor. Akıllı saat. Telefonumun ekranında da 3 of 3 diyor. Yani 3. Üçüncü adımın 3.sünü yapıyor. Şu anda installing diyor. Yani yükleniyor diyor. Ekranda gördüğünüz gibi yükleme işlemi gerçekleştiriliyor. Bitmek üzere şu anda. Yükleme işlemi gerçekleşti. İşte kısa yollar. Şu düğmeyi basılı tutun diyor. Tabii bunu tutmam için çıkarmam lazım burada. Şu anda telefonumuzun da ekranında Versa 2 izledi yani Versa 2 hazır bilgisinde gördük. Amazon Alexa var diyor falan filan bu şekilde devam ediyor. İşte saatimizi kurduk şu anda. Bütün ayarlarını da yaptık. Kısa yolların ne olması gerektiğini söylüyor bize. Alex olsun diyoruz. Tamam. Güzel diyor. Şu anda Notification Center bize gösteriyor. Next diyoruz. Şu an saatimiz açıldı. İşte son dönemde birçok akıllı saat geldi. Zaten bize testlerini yapıyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz. Fitbit Versa 2 için de güzel ve detaylı bir test gelecek. O test gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir kutu açılış videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.